Herkese merhabalar. Bugün sizinle Mac rujlarımı paylaşacağım. Aslında çok fazla Mac rujum yok sanıyorum. 7 tane. Evet, 7 tane Mac rujum var. Ama bu makyaj koleksiyonu videomdan beri aslında istek alan bir videoydu. Ben de açıkçası bazı ürünleri elimden çıkarmadan video arşivime böyle bir video eklemek istedim. Mac rujlar ucuz sayılamayacak kategorideki rujlar. Yani evet, bir ruja 58 lira vermek. Yani her zaman için geçerli bir durum değil. Ben de zaten eğer Mac ruj alacaksam ya rengini çok beğenmiş oluyorum ya da hakkını vererek kullanmak durumunda oluyorum. Mesela hiç elimde öyle bir renk yok ya da uygun fiyatlı kategorisinde o tarz bir renk bulamıyorsam, çok farklı bir renkse o zaman Mac ruj almayı tercih ediyorum. Yapılarını da ben açıkçası Mac rujlarım beğeniyorum. Renk skalasının genişliğinden dolayı da yani tercih edilebilir bir seçenek oluyor. Zaten rujlarla ilgili, her renkle ilgili videonun devamında konuşacağım. O yüzden daha fazla girişi uzatmak istemiyorum. İsterseniz dudağımda rujların nasıl göründüğünü görmeye geçebiliriz. Bu Mac ruj benim ilk Mac rujum. Pet Me Please isimli. Sanıyorum Alluring Aquatic serisinden bir ruj. İtiraf etmeliyim ki bu ruju sadece bu güzel kabına kanarak aldım. Yapısı Frost aslında benim gibi çılgın bir insanın, her türlü ruju kullanabilecek bir insanın kullanabileceği bir ruj. Ki ben sanıyorum ilk aldığım zamanlarda çok severek kullanıyordum bu ruju. Ama şu sıralar aslında yapısı çok güzel ama beni çok soluk gösteriyor. O yüzden büyük ihtimalle elimden çıkaracağım zaten. En sevdiğim Mac rujum, hatta en sevdiğim rujum diyebilirim. Bu zaten en çok kullandığım rujlardan bir tanesi, tam olarak bu kadar kaldı. Tam anlamıyla benim dudak rengim, ben bunu her türlü makyajla kullanabiliyorum. İçinde hem pembelik, hem gül kurusu, hem hafif kahvelik bulunan bence bir renk. Genelde insanlarda bu leylak duruyor, daha soğuk tonlu duruyor. Bende çok nude duruyor, bilmiyorum neden. Kesinlikle tenden tene, makyajdan makyaja, hatta dudak renginden dudak rengine çok değişen bir ruj. Eğer almak istiyorsanız, merak ediyorsanız mutlaka ve mutlaka denemenizi öneriyorum. Dudağınızda satin serisinden bir ruj. Yani ne mat ne parlak. Orta kalıcılıkta ve dudaklarımı hiç kurutmuyor satin yapısından dolayı. Bir süre sonra da dudakta matlaşıyor. Pink Light bence içinde birazcık sıcaklıkta bulunan ama genel olarak soğuk bir pembe mat seriden ama kremsi bir sürümü var. Genel olarak birçok kişiye yakıştırdığım ve birçok kişinin de sevdiği bir renk. Ancak bana çok soluk duruyor. Çok soğuk duruyor çünkü benim cilt tonum sarı. Yani sıcak alt tonlu bir cildim var. O yüzden soğuk renkli rujlar bana çok fazla yakışmıyor. Aslında soğuk renkli rujların dişleri beyaz göstermesi gerekirken nedense bu ruj benim dişlerimi daha da sarı gösteriyor. Yine denemeden almamanızı önerdiğim renkte bir ruj. Zaten ben pembe rujları kendime pek fazla yakıştırmıyorum. Ve kalıcılığının da orta seviyede olduğunu düşündüğüm bir ruj kendisi. Geldik elimdeki en sevdiğim, Mac rujlarım arasında da en sevdiklerimden bir tanesi olan Retro Matte serisinden All Fired Up isimli bu eğlenceli ruja. Ben bu ruju çok seviyorum çünkü çok farklı bir renk olduğunu düşünüyorum. Çok canlı, böyle hafif kırmızıya çalan bir pembe kendisi. Böyle kırmızıyla pembe arasında kalmış. Özellikle ışığa göre de çok değişiyor rengi. Retro Matte serisinden olduğu için çok mat ve çok mat olduğu için de çok kalıcı bir ruj. Yemek yediğimde bile sadece ortadan siliniyor. Özellikle yağlı bir yemek yiyorsam. Ama birazdan göstereceğim. Ruby Woo kadar böyle mat, tebeşirim ben falan tarzında bir matlığı yok. Hatta Ruby Woo'da dudaklarım birbirine diye sürtemezken bunda öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Tabii ki de çok mat olduğu için bir süre sonra dudakları kurutabiliyor ama dediğim gibi yine Ruby Woo kadar kurutmuyor. Benim en sevdiğim Mac rujlarımdan bir tanesi. Dünyanın sanıyorum en ses getiren kırmızılarından bir tanesi. Mac'in Ruby Woo isimli kırmızı ruju. Bu soğuk alt tonlu bir kırmızı. Her ne kadar bende birazcık daha sıcak tonu ortaya da çıksa, ben bunu tam olarak böyle 1950'lerin ruju gibi düşünüyorum. Nedense bende o etkiyi yaratıyor. Az önce bahsettiğim gibi Retro Matte serisinden bir ruj. Yani çok mat, çok kuru bir ruj. O yüzden dudakları aşırı kurutuyor. Özellikle eğer ki dudaklarınızı peelinglemeden, güzelce nemlendirmeden bu ruju sürerseniz gün içinde böyle artık dudaklarınız dökülme falan yapmaya başlıyor. Onun dışında gerçekten rengine aşık olduğum bir ruj. Soğuk alt tonlu olduğu için de dişleri daha beyaz gösteriyor.
Ne oldu Fibiş? Ay! Fibi! Sanıyorum Mac'ten tek bir ruj seçme hakkın olsa bu hangisi olurdu diye sorsalar Ruby Woo'dan tercih yapardım. Çünkü hakikaten hala tam olarak muadili bulunan bir renk değil. Ben her ne kadar kullanımı çok zor olsa da matlığını da rengini de çok seviyorum. Dediğim gibi bunu da böyle sürerken yapmak bile çok zor dudakları. Tabii bu kadar mat ve bu kadar kuru olduğu için de yine çok kalıcı bir ruj. Zaten Retro Matte serisindekiler çok çok kalıcı oluyorlar. Dediğim gibi yemek yesem bile genellikle çıkmıyorlar. Sadece şu orta kısımda çok az bir çıkma oluyor. Onu da hemen tazeleyebiliyorum. MAC Chili aslında birçok insanda içinde hafif kiremitlik bulunan bir kırmızı olarak dursa da bende tamamen kiremit rengi duran bir renk. Yine denemeden alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben bu rengi gördüğüm herkeste inanılmaz fazla beğenip aldıktan sonra bana gerçekten yakışmadığını fark ettiğim bir renk. Birkaç kere kullandığımda çok beğendim. Ama bir süre sonra bende daha da kahve, böyle daha da turuncu durmaya başladı. Yine bilmiyorum neden. Mat yapıda bir ruj ama yine çok çok mat değil. Yine kremsi bir sürümü var. Kesinlikle hani Golden Rose'un mat serisi kadar kuru değil MAC'in mat rujları. Yani mat serisindeki rujları. Kesinlikle retro matlardan bahsetmiyorum. Dediğim gibi içinde kiremitlik bulunan bir kırmızı. Her ne kadar ben de tam olarak damdaki kiremidi dudağıma sürmüşüm gibi dursa da tam kırmızıları kullanamıyorsanız eğer, çok fazla kırmızı geliyorsa size, kırmızı rujlar çok iddialı geliyorsa bu renge bir bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama herkese yakışmadığını da belirtmeliyim. Mesela bana yakışmıyor. Ve geldik elimdeki son ruj olan MAC Stone. Buna sanıyorum çağımızın hastalığı diyebilirim. Benim ilk geldiği zamanlar açıkçası pek dikkatimi çekmedi. Çünkü koleksiyonda dikkatimi çeken farklı ürünler vardı. Fakat daha sonra onlar bana nedense güzel durmadı. Ve ben kafayı Stone'a taktım. Sanıyorum bundaki etken bu ruj çıkmadan önce bunun dudak kalemini çok fazla istiyor olmamdı. Ve birkaç makyaj videosunda görüp o insanlara çok yakıştırmamdı. İçinde bolca grilik bulunan bir kahverengi. Tam anlamıyla. Başka hiçbir şey diyemem bunun için. Çok çok soğuk bir renk. Ciltten cilde de farklı duruyor. İnsanı çok ölü de gösterebiliyor. İnsanı bir anda çok cool, çok böyle değişik bir havaya da sokabiliyor. Herkese yakışan bir renk değil. Herkesin kullanabileceği tarzda bir renk de değil. Ama ben nedense MAC Stone'u çok seviyorum. Ve kendime de yakıştırıyorum açıkçası. Bu tamamen sizin kişiliğinizle alakalı bir şey. Ben böyle siyah, çok vamp rujları falan da çok seviyorum ve günlük hayatımda da kullanıyorum. Yine mat seriden bir ruj ama diğer mat seridekilerle karşılaştırırsam eğer diğerleri kadar kolay sürümü olan bir ruj değil. Birazcık fazla sürmeniz gerekiyor dalga dalga kalmaması için. Özellikle orta taraflarda birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Ama sürdükten sonra kalıcılığında pek bir problem olmuyor. Benim elimdeki MAC rujlar bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım açıklamalarda çok yüzeysel kalmamışımdır. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.